Can Coşkun, yayını açarken söylemiştin, yaralar bir şekilde sarılmaya devam ediyor diye, ama ben şimdi iki tane özel konuğum var benim yanımda ve aslında o yaraların nasıl sarılamadığını, ne zorluklarla şu anda hayata devam ettiklerini net bir şekilde şu anki röportajımızdan bunu çıkarabileceğiz. Yanımda şu anda Nuray Ekici var ve Mucize Bebek, 22 günlükken depremden sağ kurtulmuş Kumsal var. Şimdi Nuray Hanım, o anları biraz size soracağım. Biraz zorlu olacak. Fakat neler yaşadınız 4.17 geçe? Öncelikle onunla başlayabilir miyiz? Yani 4.17 geçe kumsalla ilgileniyordum. Deprem yavaş yavaş başladı. Eşim uyuyordu. Çocuklar kendi odalarında uyuyordu. Annem de yanımdaydı. Yeni doğum yapmıştım. O da içerideydi. Deprem hızlanmaya başlayınca eşime deprem oluyor çocuklar dedim, annem dedim. O ayağa kalktı. Odadan çıkmak istedi ama dengede duramadı. Bayağı bir sallandıktan sonra zorla kapıyı açtı, çıktı. Kapının kapanmasıyla birlikte ev çöktü. Ev çöktü, taşlar üzerimize yağdı, kumsal kucağımda. Onun üzerine kapanıp onu korumaya çalıştım. O esnada omzuma büyük bir taş parçası geldi. O gelince kumsalın üzerine daha çok baskı oldu, ağladı. Sonra bir şekilde onu ittim. Ama etraf bembeyaz olmuştu. O taşın etkisiyle gözlerimin görmediğini düşündüm ama daha sonra fark ettim ki o toz bulutuymuş. Ben dışarıda yağmurun altındayım. Kalkmaya çalıştım, kalkamadım. Sonra ayağıma dokundum, ayağımı aldım taşın üzerine. Ayağım ters döndü, kemikler dışa çıkmış haldeydi. Yan binanın kaldırımındaydım, bebek kucağımda. Bağırdım, yardım istedim. Yani geldiler sağ olsunlar, yardım ettiler. Beni ilk 15 dakika içerisinde hayırseverler hastaneye götürdüler. Ama eşim çocuklarımı annem dedim, biz sizi bırakıp gelip onları kurtaracağız dendi. Ama gelmişler, aciz kaldık diyorlar. Hiçbir şey yapamadık. Çocuklarınız da var. Evet, eşimi ve iki kızımı kurtaramadılar. Aciz kaldık, hiçbir şey yapamadık dediler. 3 gün hiçbir şekilde yardım gelmedi. Akrabalar, eş, dost bir şekilde 3. gece saat 10 gibi çıkarmışlar. Ben hastanede yatıyordum Ankara'da. 2. gece hemen ambulansla Ankara'ya götürüldüm. Hani eğer bir gün daha gecikirsem ayağım ampute olacakmış. Ameliyatlar geçirdim. 60 gün yatalak kaldım. Yani çok zor bir süreçti. Şimdi Can, çok zor bir durum var burada. Çünkü Kumsal'la Nuray Hanım baş başa kalmış vaziyette ve kendisi okul öncesi öğretmeni, öğretmenimiz. Şunu da sormak istiyorum aslında. Depremin üstünden 1 yıl geçti. Yaralar sarıldı mı ve şu anda geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Geçimimi nasıl sağlıyorum? Okul öncesi öğretmeniyim ama kadrom yok. Geçimimi 3.750 lira dul maaşı bağlandı. 1.800 küsür lira yetim maaşı bağlandı. Geçimimi bu şekilde ve sağ olsunlar eş, dost, akraba, hayırseverlerin desteğiyle bir şekilde evim kuruldu. Onlarla bir şekilde idare etmeye çalışıyorum ama bu belli bir yere kadar olacaktır mutlaka. Benim kalıcı bir işe, çocuğumun geleceğini kurtarabilmem için, ona bakabilmem için maddi gelire ihtiyacım var. Ayakta durabilmem için, hayata tutunabilmem için. Hala tedavim devam ediyor. Ankara'ya gidip geliyorum aralıklarla. Yeni geldim zaten Adıyaman'a yine. Destek bekliyorum, iş bekliyorum. Deprem sadece beni vurmadı. Ailem de Antakya'daydı, onları da vurdu. İsteğiniz nedir Nuray Hanım? İsteğim, deprem bölgesindeki benim gibi mağdur olan birçok arkadaşım var. Birçok memur adayımız var. Onlara bu bölgelere özel bir kadro ihtisas edilebilir. Bunu istiyorum. Yapılabilirse tabii ki. Can, dediğim gibi yayının başında çok önemli iki konuğum var dedim. Birisi Kumsal, birisi Nuray Hanım. Nuray Hanım'ın bahsettiği gibi şu an geçimini sağlayabilmesi için ona bağlanan dul ve yetim maaşı 6.000 liraya bile geçmiyor şu anda. Ve bir şekilde hayata devam etmeleri lazım. Sürekli deniliyor yani, yaralar sarılmaya devam ediyor.
Şu anda pek de yaraların sarılmadığını Nuray Hanım ve Kumsal Bebek'ten biz görebiliyoruz. Yani sadece 6.000 lira devlet desteğiyle şu anda... Aynı zamanda 7.000 lira kiramız var, 6.000 lira kiramız var. Yani onu kiraya verdiğimiz takdirde geçimi neyle sağlayacağız? Bebeğimin ihtiyaçlarını neyle sağlayacağım? Yani zorlu bir süreç. Nasıl geçireceğiz, nasıl yapacağız bilemiyorum. Nuray Hanım söylediği gibi kiraları aslında devletin verdiği desteği tamamıyla aşıyor. Ve en büyük isteklerinden birisi şu, okul öncesi öğretmeni ve kendilerine bir kadro açılmasını, depremzedelere ekstra bir kontenjan açılmasını istiyor ki Kumsal Bebek'le beraber ikisi tekrardan hayatlarına yeni bir adım atabilsinler. Ve burada